nasıl dayattınız, rolandınız, bir isim, uygun bir isim değilse, sevilmeyen bir isimse, beşlerinde başarısız bir arkadaşımızsa, bunu hiçbir belediye başkanı dayadığı kabul etmez. Karadeniz Ereğli 1966 doğumluyum. Eşim Ereğli Bölücek köyünden. Evli ve iki çocuk babasıyım. Büyük oğlum avukat, küçük oğlumuz iç mimar. Büyük oğlum şehir dışında, küçük oğlum en başta orada, bak bana benziyor zaten. Alperen Bey, merhabalar. Küçük oğlum Alperen. Benziyor zaten. Mali müşavirlik yapmaktayken 2006 yılından beri bölgenin ilk ve tek yeminli mali müşavir olarak faaliyet gösteriyorum. Mesleğimiz vergi denetimleri yapmak, hukuk, yani ticaret hukuku müşavirlikleri, finansman danışmanlıkları gibi görevleri yapmaktayız. Bölgemizde yeminli mali müşavir yok, tek mali müşavir olarak çalışıyoruz şu an için. Ayrıca bir de Zonguldak merkezi, Karadeniz'de iki tane var, bağımsız denetim yapan şirketler. Bir tanesi de Yöntem Bağımsız diye bizim yönetim kurulu başkanlığını yaptığım bağımsız denetim şirketimiz var. O da çok yüksek cirolu, halka açık olan ya da olmak üzere olan şirketlerin ya da yüksek cirolu şirketlerin denetimlerini de ayrıca bu şirket üzerinden yapıyoruz. Meslek hayatımız bu. Siyasi hayatımız AK Parti'nin 2000 kuruluşundan beri, 2001'den beri kurucu üyesiyim. Aynı zamanda iki dönem ilçe başkanlığı yaptık. Daha sonra milletvekili adayı olarak olduk ve aday olmak nasip olmadı, bıraktık. Ve 7-8 yıldır siyasetle aktif olarak uğraşmıyorum. Partimize, adaylarımıza, şehrimize katkıda bulunmak için gayret sarf ediyoruz. Bu manada da geldiğimiz bu noktada artık çocuklarımız büyüdü, işlerini güçlerini yerleştirdiler. Şartlarımız daha münasip hale geldi. Ve adayı olma niyetimizi ortaya koyduk. Adayı olarak ortaya çıktı. Sizler de takdir ederseniz, Ereğli halkı da takdir ederse bu süreci aday olarak, arkasından da 31 Mart akşamı belediye başkanı olarak tamamlamayı öngörüyoruz. Allah öyle bir şey, öyle bir nasibimiz varsa bu gerçekleşecek. Fakat bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bizlerin de sizlerle birlikte olmamız gerekiyor. Halkımızla, demokratik kitle örgütleri yöneticileriyle, herkesle birlikte olmamız, kendimizi ifade etmemiz gerekiyor. Bu çalışmalarımızı yapmaktayız şu anda. Bir aday adaylığı sürecimiz var. Bu süreç içerisinde eğer partimiz Ereğli halkımıza teveccüh ederse biz aday olarak ortaya koyacaktır. Diğer partilerin de adayları ortaya çıktığında hep beraber Ereğli'de güzel bir seçim atmosferinde, güzel bir seçimde seçim yapmayı niyetleniyoruz. Güzel bir seçimde olmayı, etik kuralların uygulandığı, kazanma dövüşün olmadığı, yapıcı, kardeşane bir seçim havası temenni ediyorum arkasından da. Çünkü birlik ve beraberlikte her zaman daha büyük menfaatler var Ereğli'miz için. Bunu düşünüyorum. Eğer Ereğli halkı takdir eder de biz böyle bir görevi üstlenirsek arkadaşlar, yapım gereği ben yani uzlaşmacıyım. Ekip çalışmasına yatkınım. Kucaklayıcıyım. Bu özelliklerimiz var. Ve mesleğim icabı da daha önceki siyasi hayatımda hep yönetici olarak görev yaptım ve yapıyorum. Ve belediyenin daha iyi yönetilmesi için bundan sonraki süreçte yapılamayanların bundan sonra yapılabilmesi için gayret gösteririz. Sizlerle birlikte bunları yapacağız. İleriki dönemlerde eğer aday olduk, adaylığa dönüşürse aday adaylığımız, zaten bunu sizlerle projelerimizi, yapacaklarımızı hep beraber paylaşacağız. Güzel bir belediye meclis listemiz olması lazım. Arkamızdaki arkadaşlar, beraber yüzeceğimiz arkadaşların her biri ayrı ayrı birer belediye başkanı adayı ve belediye başkanı olabilecek nitelikte arkadaşlarımız olacaklardır inşallah. Ben bunları düşünüyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Niyetimiz budur. Ereğli'ye hizmet etmek istiyoruz. 52 yaşındayım şu anda. Ve bu yaştan sonra Ereğli'de güzel şeyler yaparak arkamızdan bıraktığımızda güzel anılmayı, bir Eroşahin diye bir belediye başkanımız vardı. Geldi, şu eserleri yaptı, şu sorunları yaptı. Ereğli'de birlikteliği perçinledi, genişletti, kucakladı. Güzel bir Ereğli, daha güzel bir Ereğli ortaya çıktı. Denesin isterim. Bunu yapmaya çalışırım. Eğer hakkımızda hayır olacaksa Allah nasip etsin. Hayırsız olacaksa Allah nasip etmesin diyorum.
ve sizlerden bu konuda destek istiyorum her birinizden. Her bir dernek yöneticisinden de destek istiyorum. Olur da belediye başkanı olursak sizlerin desteği Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle belediye başkanı olursak hep beraber bu arayı da yaşayacağız. Hep beraber yöneteceğiz. Demin söylediğimiz özellikler ve vasıflarla ben yaptım, ben oldu değil. Hep beraber ortaya koyarak sorunları, çözüm önerileri, Ereğli'nin yüce menfaatlerini, en yüksek menfaatlerini elde etmeye çalışacağız. Bunları da başarabileceğime inanıyorum. Şahsı olarak parti tabanından gelmem hasebiyle parti tabanıyla hiçbir sıkıntı, problemimiz yok. İnanıyorum ki AK Parti tabanını seçmeni bizi kabul edecektir, bağrına basacaktır. Bunu da görüyoruz zaten. Ayrıca bunun dışında AK Parti'de olmayan, çünkü bir parti seçimi değil bu. Ereğli Belediye Başkanlığı seçimi. Başkan seçildiğimiz andan itibaren partimizi bir tarafa koyup ne yapacağız? Tüm Ereğli halkının belediye başkanı olacağız. Buna ben söz veriyorum burada. Kesinlikle partizan tavır, davranışlar içerisinde eğer seçilirsem, noktaya gelirsem olmayacağını taahhüt ediyorum. Hep birlikte yöneteceğiz. Bunu istiyorum. Bu amaçla yola çıktım. Siyasetin içerisinde uzun yıllar olduğum için milletvekili seçilmiş arkadaşlarımızla da hep beraber görev yaptık. Onlar il başkanıyken ben ilçe başkanıydım ve ilçe başkanıyken ben de ilçe başkanıydım. Beraberdik. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Onlarla da uyum içinde Ereğli'nin menfaatlerini sağlayabileceğimi düşünüyorum. Az emeği fayda sağlayabileceğimi düşünüyorum. Birikimlerimiz var. Yıllardır yaşadığımız Ereğli'de gördüklerimiz, yaşadıklarımız, yapılan birçok hizmet var. Bu hizmetler için hep teşekkür edeceğim. Bunu bilin. Yani geçmişte kim biçimi çatmışsa, hangi arkadaşımız, hangi belediye başkanımız ne yaptıysa bizim görevimiz sadece ve sadece onlara teşekkür etmek olabilir. Yapamadıkları varsa bunları tamamlamak olabilir. Ayrıca yine şunu da yapacağım. Ben belediye başkanı seçilirsem diğer partilerden aday arkadaşlarım seçilemeyenler kimlerse onları da yanıma alacağım. Onların da projelerini uygulayacağım. Onlarla birlikte yapacağım. Onlarla birlikte şehre katkı sağlayacağız. Bunu da sözünü veriyorum. Ayrı gayrı yok, kin yok, düşmanlık yok. Hep dostluk içerisinde olacağız. Ben böyle düşünüyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Cumartesi günü sabahını bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa sorularınıza cevap verebilirim. Sizler de bir yandan düşünmeniz lazım diye düşünüyorum. Çünkü tüm siyasi partiler sizlerde konu temaslarda olacaklardır. Sizler de şimdiden hazırlamanız lazım. Teklif edeceğiniz bir isim değil, en az birkaç isim olmalı bence. Çünkü bir isim dayatma olur. Birkaç isimden bir tanesi olabilir, öne çıkabilir. Böyle düşünebilirsiniz. Sayın Başkan, biz yöresel dernek temsilciler olarak burada belediye başkanlığı olacak aday dahil veya aday olduktan sonra başkan olacak belediye başkanından beklentimiz şu boyutta. Yani sadece bu yöresel dernekleri özel günlerde, işte Ramazanlarda, şurada burada bu tür durumlarda bu insanlarla oturup iftar yapıp, kahvaltı yapıp ondan sonraki süreçte bu insanlarla istişareyi kesmeyecek bir belediye başkanı olmasını arzu ederiz biz. Dolayısıyla belediye başkanımızın genel çevresini belediye başkanı olduktan sonraki süreçte de geniş tutmasını, istişare ekibini geniş tutmasını, dolayısıyla bu yöresel dernekler neticede kendi bölgelerini burada temsil etmekle beraber her birimiz zaten bu şehrin bir müdavimi, bu şehirde sürekli yaşamayı idare edilmiş insanlarızdır. Dolayısıyla bu şehrin sıkıntılarıyla da yatıp kalkıyoruz. Geleceğiyle de düşünen insanlarız, üretmek istiyoruz. Dolayısıyla da burada fikir teatisinde daha sıkça bir araya gelerek bu insanları değerlendirmek gerekir. Biz herkes farklı bir mahallelerde oturuyoruz. Dolayısıyla bütün şehre biz hakimiz, yani birimiz değil. Ben orada oturuyorum, öbürü Kaptaş'ta oturuyor, öbürü köyde oturan oluyor, öbürü yeni mahallede oturuyor, gemi kat tarlasında. Dolayısıyla şehre zaten biz toplum olarak hakimiz zaten. Dolayısıyla bu derneklerle istişareyi sıklaştırmış olsa biz ilçenin genel sorununu aktarabiliyoruz zaten. Dolayısıyla bu şehrin muhtarları da var. Dolayısıyla bunlar da tutunca zaten profil ortada, ihtiyaç ortada yani. Bunun için kahin olmaya gerek yok. Ondan sonra ki bizim belediye başkanımız olacak başkan da bunları görecekleriz. Dolayısıyla da temel bir total amacımız Ereğli'nin kalkınmasıysa, Ereğli'nin sınıflarını ortadan etkilerini belediye başkanı olmak da nasip olursa o zaman da bana herkes rahatlıkla ulaşabilecektir. Bundan emin olun. Telefonum hep elimde olacaktır. Onda değil, başkasında değil. Kapalı olmayacaktır. Çok özel durumlar, hastalıklar, özel toplantılar,
hariç bunun dışında telefonu hep açık olarak yapıyorum. Bunu böylece bilin. Ve Zafer Bey'in söylediği gibi istişareden insan yanılmaz. Ne demiş atalarım? 10 defa sor ya da ölç bir defa bir kes demişler. Buna da zarar etmezsiniz. Ne kadar çok çalışırsanız, ne kadar çok insanlarla konuşursanız. Sokakta zaten yürüyün. 250 metre çıkan 10 kişiyle konuşun. Onlardan mutlaka güzel bir fikir çıkar.